Evet, hoş geldiniz, geçmiş olsun. Artık Barat'ın yemek turnuvaya veda etti yarı finalde. Aynen. Başarılı bir turnuva geçirdiniz. Turnuvanın başından sonuna, en sonunda bu maçla ilgili görüşlerinizi alalım. Valla ben öncelikle yine her hafta biraz daha fazla sayıda gelerek bize destek olan seyircimize buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma bunca zamandır gösterdikleri fedakarca oyundan dolayı teşekkür edeyim. Herkesin ayağına sağlık. Evet, turnuva bizim için yarı finalde noktalandı. Gruplara başlarken bunu bekliyor muyduk? Vallahi hani biz hep maç maç değerlendirdik. Hani hiç kafamızda Antalya'ya gidelim, final oynayalım, öyle yapalım, böyle yapalım. Herkesin kenarında tabii vardı. Gönlünde yatan aslan gibi duruyordu ama biz hep maç maç gittik. Mustafa Nevzat'a bize karşı gösterdiği bu centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Tamamen sahanın içinde kaldılar. Çok zevkli bir maç oldu. Ya biz içeride keyif aldık. İzleyenler ve dışarıdakiler, sizler herhalde aynı keyif almışsınızdır. Tam gene öne geçtik. Mağlup duruma düştük. Tekrar geri geldik. Karakterimizi gene gösterdik. Tam penaltılara gidiyoruz. Attık kendimizi derken talihsiz bir gol yedik. Sağlık olsun. Biz zayıf halka mayıf halka dedikodularıyla buralara kadar geldik. Ondan sonra herhalde turnuvaya hoş bir tat kattık. Haftaya olmak isterdik. Ama kısmet değilmiş. Biz mutluyuz. Geldiğimiz noktada bu üçüncü turnuvaydı. Her turnuva biraz daha üstüne koyduk. Bu turnuva buraya geldik. Önümüzdeki sene turnuva olursa, biz katılırsak, ki olursa muhtemelen katılırız diye tahmin ediyorum. Finali yapmadık. Finali hedefleriz. Sahanın içinde kalmaya çalıştık. Hedeflediğimiz yerde de bitiriyor gibiyiz. Çok mutluyuz. Burada olmaktan keyif aldık. Organizasyona çok teşekkür ediyoruz. Geçen haftaki serzenişimizi duyup gerçekten uyumlu bir hakem üçlüsü getirip zaten dışarıdan birileri müdahale etmeyince sahanın içindekiler de birbirlerine centilmence yanlış da bir karar olsa herkes söylüyor, kaldırıyor. Arkadaşlar da söylediler. Bizim arkadaşlar da söylediler. Bizim istediğimiz buydu zaten. Olaydan keyif almaktı. Biz çok keyif aldık. Çok mutlu olduk. Yenildik ama bu futbolun içinde var. Zaten ya yenecektik ya yenilecektik. İki sonuçtan bir tanesi var bu turnuvada. Biz kaybettik ama hani galiptir bu yolda mağlup dedikleri gibi biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu kadar. Peki bu turnuva şu anda bulunduğunuz durum, şu yarı final. Bir sonraki turnuvalar için Barat'ın yemeğin hedefini yükseltmiş midir artık yani? Şu anda belki tahmin ettiğiniz yerdesiniz. Hani final herkes ister fakat hani bir kendinizi bilerek tahmin ettiğiniz yerde bitirdiğinizi söylüyorsunuz. Biz... Hedef yükseltmiş midir Barat'ın yemeği bu maçtan sonra? Barat'ın yemek hedefi yükseltmiştir. Hemen bir sonraki turnuva için farklı yani kadroda mesela bu maçta en kritik maçta bir kadro sıkıntısı yaşadık. Yeterli sayıda yedeğimiz olmadığı için yani iki tane bir cezalımız bir sakatımız vardı ama onların yerini dolduramadık. Değişiklik yapmak noktasında olduğumuz yerlerde o değişiklikleri yapamadık. O kadro zenginliğini önümüzdeki turnuvalarda tabii ki gene yaratacağız. Gene 15 kişiye çıkarız. Bu sene 12 kişilik böyle bir kadroyla katılmıştık. Ama o yetmedi bize. Önümüzdeki dönem için bunu şey yapacağız. Ya hedef tabii ki artık bundan sonrasında yani bir sonraki turnuvada hedef en az yarı final. Dediğim gibi biz burada olmaktan keyif alıyoruz. Sahanın içi evet kazanmak istiyor muyuz? Kazanmak istiyoruz ama biz bugün gerçekten keyif aldık. Yani yenildik ama keyif aldık. Yani o 3-1'den 3-3'e gelmek bile bizi sahanın içinde gerçekten çok mutlu etti, motive etti. Şanssızlık gerçekten hani çok kötü bir gol yedik. Yani hani insan üzülüyor. Keşke olmasaydı, etmeseydi diye ama dediğim gibi bu tamamen futbolun adaleti de böyle bir şey. Olacağı varmış. Sağlık olsun. Şöyle bir durum var bir de. Seneye Business Cup şampiyonu Avrupa'da Türkiye milli takım formasını giyerek yabancı ülkelerin takımlarıyla mücadele edecek, şampiyonu kovalayacak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu sizin iştahınızı biraz daha arttırıyor mu önümüzdeki sefer için? Ya şimdi insan ister istemez tabii her turnuvaya, her maça kazanmak için geliyor. Biz de o konuda tabii ki bir motivasyon, ayrı bir motivasyon olayı.
Yani o bir bizim için hani çok güzel bir rüya olur. Çok da iyi bir başarı olur. Hedeflerimizin arasında tabii ki var. Yani hani gitmek, görmek oralarda, yani milli takım forması giyip temsilci olmak gerçekten çok büyük şeyler. Ama dediğim gibi biz bir İstanbul'da bir şampiyonluk kazanalım. Ondan sonrasına tekrar bir Türkiye şampiyonası ve yurt dışı için tekrar bir düşünürüz. Masaya yatırırız her şeyi. Teşekkür ederim. Tekrar biz taraftarlarımıza çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.